Merhaba ben Defne Akman. Merhaba ben de Deniz Tokgöz. Birlikte televizyon çocuklarında dizi gündeminin nabzını tutuyor. Kaçırmamanız gerekenleri paylaşıyoruz. Bize televizyon çocukları podcast gmail.com adresinden lütfen yazın önerilerinizi bizimle paylaşın. Aynı zamanda Instagram ve TikTok'ta da bu adreste televizyon çocukları podcast olarak bizi bulabilirsiniz. Özellikle bu bölüm için sizlerle çok güzel bir iletişimde bulunduk. Bize çok güzel cevaplar verdiniz. Bugün ne konuşacağız Defne sen onu söyle onun üzerine ben de söyleyeyim izleyicilerimizle ne konuşmuşuz. Bugünkü programımızı dizi aleminin en yaman kadın karakterlerine ayırdık. Evet e, bizi de çok heyecanlandıran bir şey oldu. Biz de bayağı bir liste çıkardık. E, ama size sorduk, siz kimleri beğeniyorsunuz dedik. İnanılmaz cevaplar geldi sizlerden. Ben paylaşımı yaparken bir Firdevs Yoreoğlu'yla yaptım o paylaşımı. O yüzden sanıyorum bazılarını sadece yerli dizilerden hani kadınları sorduğumuzu düşündünüz ama öyle değildi. Zaten çok güzel yabancılardan da cevaplar geldi ama birkaç kişiden bu soru geldiği için hani söyledim. Güzel, ilginç. Hem geçmişe giden hem günümüzden böyle benim de açıkçası birçoğunu izlemediğim de diziler var hani aralarında. O yüzden hani çok böyle içten hani yaşayabildiğim tipler diye atıyorum. İstanbul'u Gelin, Esma Sultan mesela. Çok güzel seçim, İpek Bildin ben karakteri. Bence. Şahane, şahane bir seçim. Çünkü, Çünkü izlemesek de bildiğimiz şeyler hani bunlar ne kadar böyle beğenildiğini en azından dizinin yayınlandığı dönemde. Sen izliyor muydun mesela İstanbul'u Gelin? İzliyordum ve... Ben... Çok doğru bir seçim yapmış değil bence mi? dinleyicilerimiz. Ya bir de çok hoş bir kadın zaten. Yani böyle içi dışına vuranlardan böyle o asaleti. Değil mi sanki? Öyle. Evil, evil asalet gerçi ama neyse. Ama onu da seviyoruz. <laughs> Çünkü tam da oradan girecektim aslında. Güçlü kadın karakter denince böyle kılıcını kalkanını kuşanıp işte erkekler ne yapıyorsa ben iki katını yaparım diyen birinden daha fazlasını aslında bekliyoruz ya. Yani ben onu bekliyorum. Ya yani aklınıza hemen böyle işte Wonder Woman işte Arya Stark bence gelmesin. Evet, birazcık kendi zayıflıkları da olan, bunları aşmaya çalışan, güçlenmeye çalışan, hata yaptıysa o hataları düzeltmeye çalışan kadınlar benim aklıma gelenler. Benim de çünkü bunlar hem cesur tipler hem de cesaretlerini bazen de sessiz sadasız verdikleri kararlarla gösteren tipler ya. Kesinlikle. Ya bazen de evet gümbür gümbür böyle dünyaya meydan okuyarak e, <laughs> Aynen gidiyorlar. aynen. Ya onlardan da etkilenmiyor değiliz elbette. Yani o yüzden Arya Stark'tan tabii ki bahsedeceğiz yani ama Sursi'den de bahsedeceğiz hani gibi. Mesela öyle. <laughs> çünkü yani istekleri için diretmek, hakkını almak ıvır zıvır etmemek, onları göstermeleri aslında bence önemli ve çok boyutlu karakterler olduğu için biz aslında onları seviyoruz. Evet o çok boyutlu karakterler de genelde çok iyi dizilerden, çok iyi yazılmış dizilerden çıkıyor. O yüzden buradan size izlemediğiniz belki güzel dizi önerilerinde de bulunmuş olacağız diye düşünüyorum. Peki senin hemen ilk aklına gelen kim? Alicia Florik. Hmm. Bu e, The Good Wife e, Juliana Margulies canlandırıyor Alicia Florrick rolünü. Bu yani benim yıllardır zaten hani hep söylediğim hani bir şey. Yani o hani bu bölüm için özel düşünmem gerekmedi. Çok net benim bu konuda cevabım. Alicia Florrick bir avukat ama işte evlendikten sonra avukatlığı bırakmış, çocuklarına vermiş. kendini. iki tane çocuğu var. Biri kız, biri erkek. Fakat kocasının skandalları yüzünden hem evliliği e, yıkılıyor hem de tekrar çalışma hayatına dönmek zorunda kalıyor ve sıfırdan başlıyor. Beni Alicia ile ilgili en çok etkileyen şey Alicia'nın dürüstlüğü. Hem kendine karşı, duygularına karşı hem de çevresine karşı. Ama biz dizi boyunca onun da bu dürüstlüğü bulmasını izliyoruz. Yani evet ya ben dürüst olacağım demesini izliyoruz. Benim bu çok hoşuma gidiyor ve gerçekten kendime böyle dersler çıkarttığım, paylar çıkarttığım şeyler. Yani çünkü bazen doğruları söylemek çok kolay değil ama kesinlikle mükafatı çok büyük uzun vadede. Buna inanıyorum. Senin? Benim Saganorian Naskin Malmö. <gülüyor> <gülüyor> gittik uzaklara şu anda evet. evet. Şimdi Nordic Noir'ın popüler olmasını sağlayan dizi Köprü yani Bron Brian. Evet. Benim favorim bu arada. Benim de. Yani bütün onların arasında ya belki ilk onu izledim diye de olabilir ama benim onun bu... önüne hiçbir şey geçmedi bende. Kesinlikle aynıyiz evet. burada. Televizyon tarihinin en özel karakterini de bize hediye etmiş e, dizi bu bana göre. İşte İsveç Danimarka sınırında Oresund Köprüsü'nde ortadan ayrılmış bir cesetle başlıyor tüm hikaye biliyorsunuz. Sofia Helen canlandırıyor Saga'yı. Malmö polis merkezinde bir dedektif. Bekar, yalnız yaşıyor. Çat çat konuşan bir kadın Saga. <laughs> e, Asperger sendromu var. Ha, evet. e, sosyal durumlar onun pek olayı değil ve yalnızca kendi işine odaklı bir kadın bu. Arkadaşları, ailesi, özel hayatı yok yani. Yalnızca cinayetleri aydınlatmaya odaklı bir tip duygusuz tavrı da aslında bakarsanız peşinde olduğu katille bir anlamda çok benzerlik gösteriyor o anlamda. <laughs> Dedektif Martin Ronde yine birlikte çalışıyor. İşte Danimarkalı dedektifle. Tam o, zıt karakterler diyelim. Değil mi? Tam <laughs> anlamıyla <İnanılmaz, gülüyor> zıt karakterler. Tamamen yani duygularıyla hareket eden böyle çok tutkulu bir adam falan. Evet nasıl <laughs> evet. Saga ne kadar az konuşuyorsa mesela o daha konuşkan falan. Evet. Ve ondan da bir sürü şey öğreniyor. Çünkü işte Martin kuralları yıkan bir adam ya. Evet yani. evet. Arada bunun da yapılması gerektiğini. Evet. <laughs> Saga çok ciddi. Martin her şeyi gülüyor mesela. Evet. <laughs> <laughs> Ortaklıkları süresince işte Martin gündelik konuşma nasıl olur mesela onu öğretiyor. <laughs> Beyaz yalanlar söylemeyi öğreniyor. Ama aslında Saga geleneksel kadın temsillerinin çok dışında bitip, tip. Yani kaba diyebiliriz neredeyse. Bazen huysuz falan. Fakat çok dürüst. Bak yine aynı özellikler ortaya evet, çıkıyor galiba. Bu yüzden evet. ben de onu seviyorum evet, zaten. Evet, evet. Galiba en çok aradığımız şey bu hayatta değil mi? İnsanların böyle şeffaf olmaları, gerçek duygularını bize anında söyleyebilmeleri. Biz ikimiz de öyle insanlar olmaya çalışıyoruz. Öyle insanlarız. Öyle insanlarız. Bana daha kolay geliyor bu arada. Ya yani aslında böylesi daha kolay. Hani oyunlar oynamak daha zor aslında. Çok zorlanıyoruz ama diğer evet, yandan da. Yani herkes öyle zannediyoruz çünkü. Değil mi? Evet. <laughs> herkesi kendimiz gibi zannediyoruz. <laughs> ama değiller. <laughs> Başka kimi seveceksin bakalım? Ya valla biraz böyle sende de konuşurken dedik ki hani yerli bir karakter hani olsa hmm. o kim olurdu diye. Benim orada da ilk aklıma gelen ilginç biraz geçmişe gittim. Yani çok da yani detay ne kadar hatırlıyorum onu da bilmiyorum ama Şehnaz oldu. Şehnaz Tango'nun Şehnaz'ı. Çok güzel seçim. Perran Kutman. Yani çünkü çok zevkle izlediğimiz dizilerdendi. Bize Nejat İşleri, Ayşe Tolga'yı falan armağan eden böyle şahane bir de. Şehnaz'la neydi kocasının adı? Hussin. Ha, evet. Erdal Özyağcılar. Aynen Değil mi? yani onların da çok tatlı bir dinamiği vardı. Yine çok böyle farklı hayatlar yaşıyorlardı falan. Şehnaz yani Perran Kutman daha sonra belki hayat bilgisinde de böyle benzer hani çok oturaklı kendi ayaklarının üstünde durabilen yalnız kadın şeyini böyle devam ettirdi. Ve bence o, orada da çok iyiydi zaten. Kendi kendine <laughs> mücadelesi. evet. Evet. Çalışma orada, atılması. Evet, bir de orada da işte o ikisinin zıtlıkları böyle adamın zaten hani gece hayatı işte bir böyle bar restoran işletiyor falan Papirüs. <laughs> Bu arada onun da ismi Tabii. yani gerçek ismi O İstiklal Caddesi'nde çok uzun yıllar vardığını sürdüren bir yerde. Pijamalarını ama bekliyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Aynen. Yani gidiyor dışarıda bir sürü maceralar yaşıyor. Ondan evet. sonra geri dönüyor ve Şehnaz'ın ona pijamalarını hala vermesini bekliyor ama Şehnaz da bir zaman sonra Uyanıyor ve vermiyor galiba. Galiba öyleydi. Yani Şehnaz'ın onu reddettiği de birçok zaman oluyordu. Ama içinde de bir şekilde de bir, bir yufka bir taraf vardı hep eski kocasına karşı... İlginçti onların o dinamikleri. Bilmiyorum mesela finalinde falan ne olmuştu hatırlamıyorum ama uzun da sürmüştü o dizi. Evet. Madem yerlilerden girdik o zaman ben de benimkini söyleyeyim mi? Lütfen. Benimki Bihter Ziyagil. Beren <laughs> <Değer> saat. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bahsi geçmezse olmaz yani burada da hemen o da şeye de gireyim. Hani sizlerden de gelen cevapların arasında Bihter tabii ki birkaç kere <laughs> gözlemlediğiniz. Tabii ki yani seni. beni beni Bihter'ini. <laughs> Şimdi Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlama Ece Yörenç ve Melek Gencoğlu'nun ekranlara kazandırdığı en efsane karakterlerden bir tanesi. Bu dizi 2008-2010 yıllarında Kanal D'de gösterildi ve kasırga gibi tüm ülkeyi yaktı. Şimdi genç yaşta dedesi yaşında Adnan'la evlenen. Yalnız, öfkeli, arzularını <laughs> bastırmak zorunda kalan bir kadın karakter izledik biz Bihter Ziyagil'de. Ve saçından çizmesine kadar her şey ama her şey moda oldu o zaman Türkiye'de. <laughs> evet. ee, belki de ilklerden. Işte tabii, 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 tabii tabii. Yani <laughs> styling'in böyle çok önemli olduğu hani ilk yapımdı. Burada da Deniz Marşan ve Başak Dizer'i analım. Çünkü gerçekten... Ve tebrik edelim tekrar. Ve tebrik edelim gerçekten. Bihter, karısı İnci'nin ölümünün ardına onunla evlenen bu üç çocuklu köfte gibi bir adam olan <laughs> e, Adnan Bey, ha ha diyerek epey bir zaman geçiriyor. Annesi aç açgözlü bir kadın, işte Firdevs, yöre Onun onayını asla kazanamayan bir karakter. Ha, ha. Ne yaparsa yapsın. Bir tane okala kızı var Adnan Bey'in, Nihal. ya yani, O da onu beğenmiyor. İki dakika susmayan bir tane oğlu var, onunla uğraşıyor. Evin çalışanları bile ona saygı göstermiyor. İşte Matmazel ayrı küçümsüyor. cemine ayrı, Beşir ayrı. Bir anda tabii ki kıvancımız bir tatlı tuğumuz belirince Behlül olarak böyle <laughs> sarı saçlar, mavi göz. E ne yapsın yani bu da genç bir kadın. Birçok meşhur repliği var. E, annesinin aşkını anlattı. Hani Nihal ile Behlül hmm. evleneceğiz de ölüyorum anlasana. Gözlerimin <laughs> önünde birbirlerini seviyorlar dediği. <laughs> evet. Müthiş bir replik mesela. Evet. Bir de Adnan Bey'e de böyle çat diye lafını yapıştırdığı bir şey var. Hmm. Ev repliği var. Daha en başta diyor ki tabii siz anneleri tarafından <laughs> size emanet edilen çocukları her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız. Bu yani bence <laughs> gelmiş geçmiş. De. Değil mi? en acayip replik yani. Teşekkür ederim da tekrar andığımız için Defne. inanılmaz inanılmaz. Biraz da gergin... Okutulması lazım yani bu repliğin böyle okullarda okutulması lazım. Sosyoloji derslerinde, psikoloji derslerinde. Hepsinde. Biraz da gergin bir karakter. Mesela Behlül'e bozuk olduğu bir zaman Cemile'yi böyle, işte Cemile de ona saygı duymayan bir şey çalışan salak mısın Cemile? <gülüyor> <gülüyor> Bu mesela YouTube'da en hit alan e, sahnelerden arada, bir tanesi. Bu arada Beren Saat'in sesi kulaklarımda çınlıyor yani sen bunu böyle okurken ya yani, söylerken çok güzel. Dolayısıyla Ece Yörenç ve Melek Gencoğlu bize tüm karanlık yanları, heyecanları arzuları ve kırılganlığıyla gerçek ve ölümsüz bir karakter hediye ettiler. Onları da buradan e, tebriklerimizi, sevgilerimizi saygılarımızı yolluyoruz. <laughs> Kesinlikle evet gerçekten bravo. Ben böyle bir komedi dizisine küçük bir gönderme yapmak istiyorum. Leslie Knopp, Parks and Recreation. Amy Poehler'ın canlandırdığı, onun zaten yaratıcısı olduğu bir dizimiz. Leslie Knop, inanılmaz bir karakter. Yılmaz bir savaşçı. Hani o ilk anda hiç sevmediğiniz, birazcık böyle The Office'in Michael Scott'ı gibi... Hani böyle her şeyi aşırı inceleyip sık dokuyan bu arada Michael Scott'tan çok farklılıkları var elbette bir kere çok daha zeki bir kadın. Ama böyle sizin onayınızı almak için gereken her şeyi yapmaya hani hazır. Asla hani bu konuda gerçekten Yılmaz bir savaşçı. Hani dizinin en başında ona böyle hani böyle bir gözlerini deviren hani herkesin aradan geçen aynı zamanda ona ne kadar hani sevgi ve saygı duyduğunu izliyoruz biz aslında. Biz de izleyiciler olarak bu arada aynen bu konumdayız. O yüzden Leslie de benim bu anlamda kahramanlarımdan biri diyebilirim. Ayrıca çok çok komik yani inanılmaz diyaloglar. Onu da tavsiye ediyorum. <laughs> Madem komedi dedin o zaman Phoebe Buffet ve Friends'in efsanevi karakteri Lisa Kudrow canlandırıyor. Ee, Phoebe o dörtlü içerisinde <laughs> en garip ve <laughs> en yani zibidi olanı değil mi? Evet evet ama en de böyle wise yani aralarında aynı zamanda hem görmüş geçirmiş çünkü yani. <laughs> o, çünkü yani Phoebe ile ilgili sürekli yani ben son sezonda dahil yani 10. sezon dahil hep yeni bir şeyler öğreniyoruz yani. mesela atıyorum Fransızca da biliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle hani niye bilmiyoruz ama yani biliyor. <laughs> yani... bir kere Phoebe bir şarkı yazarı her ya, şeyden önce. Bir şarkı gibi ölümsüz bir eser kazandırdı. <laughs> <laughs> Hayatında bir takım zorluklar yaşamış olsa da her zaman neşeli. Evet. Bu evet. yüzden seviyorum. Yani. Evet. Çok evet. cömert bir kadın. Kesinlikle. Evet. Özgür evet. ruhlu. Özgür ruhlu. Kimseyi kendini beğendirmek için uğraşmıyor. Kendi gibi olan ve aynı zamanda masum bir tip. Çok. Evet, evet. Aynen. Dürüst bir tip. Masum benim onu tip. sevmemin evet. sebebi bu. Masumiyeti. Dürüstlüğü galiba. Yine o da duygularını böyle aktarma konusunda evet. çok net yani. Ee, gelmedim çünkü gelmek istemedim. hani diyebilen <laughs> birisi. Mi? Mesela... Tam saniye çıkmadın evvel grip olduğu bir şey var ya. O, böyle sesin çok seksi, seksi buluyor. <laughs> Sonra da o seksi, o, o seksi, evet. <laughs> <O> seksi <evet. gülüyor> korumak için grip olmak istiyor. Yani evet, o, evet, o müthiş bir. Evet. Şey. Böyle bence gerçekten insanlar grip oldukları zaman sesleri kesinlikle çok daha güzel oluyor yani. Ben buna katılıyorum. Haklısın <laughs> bir, bir filmci, haklı yani. <laughs> Biraz da işte dediğimiz gibi fazla dürüst bir tip. Örneğin işte erkek arkadaşı Mike'ın annesiyle babasıyla tanıştığı bir yer var. <gülüyor> benim <gülüyor> Orada. benim en çok güldüğüm bölüm falan olabilir. Değil mi? Yani, bir evet. aksan uyduruyor kendine. Böyle bir İngiliz aksanı uyduruyor <laughs> ve hani artık ya özür dilerim lafını böldüm defne ama bövme. yani en bövme. sonunda şöyle bir sahne oluyor yani hani Mike ona gidip Phoebe anladım daha önce kimsenin anne ve babasıyla tanışmadın ama insanlarla da mı tanışmadın? <laughs> çünkü o kadar saçmalıyor ki en yani sonunda böyle çünkü Mike'ın babasına yumruk atıyor adam hani ameliyatlı falan dikişleri Şiraz patlıyor <gülüyor> falan. Şirazesinden, <laughs> çıkıyor çünkü ama neticede dayanamıyor zaten yine kendi oluyor. Tabi. Evet. Bu yüzden de Phoebe'yi çok seviyoruz. Kesinlikle çok seviyoruz. Phoebe muhteşem. Phoebe yani bütün herhalde Friends'in belki de en sevdiğim karakteri yani. <laughs> Tabii bu arada yine sizlerden gelenlere dönmek gerekirse Rachel. Mesela Monica kimse demedi ama Rachel Green söylendi. Ben Rachel'ı da seviyorum bu arada. Neden? Yani yeri gelmişken. Rachel'ın şuyunu seviyorum. Rachel çok başka bir background'dan gelip yepyeni bir hayata uyum sağladı tabii ki burada evet hani çok büyük destekçileri oldu. Bir hani Ross'un ona olan aşkı ve hayranlığı. ikincisi de Monica elbette. Eski dostu ve şimdi de ev arkadaşı. Yani ona sonuçta o imkanlar sağlandı. Fakat gerçekten hani bu hayatın içinde tek başına kalıp bir anda dımdızlak. Babasından da yardım almadan, kimseden, ailesinden bir destek görmeden işte bir kariyer de oluşturdu kendine. Özel hayatını da yavaş yavaş bayağı yavaş hani 10 sezon sürse de <laughs> becerdi, başardı ve bunları yaparken de hani hiç gerinmeden, sıkılmadan, çok böyle gülümsemesi eksilmeden yani Monika gibi gergin bir karakter değil mesela bütün bunları yaparken. Fakat bizim dinleyicimiz <laughs> <laughs> çok sevdiğimi söylemeliyim. Kimse Monica'yı istememesi <laughs> kimse Monica bu, bu, bu bir işaret <laughs> olmalı bizim için. <gülüyor> <gülüyor> ben de ona acıyorum bir yandan yani kimse... çünkü o böyle görev üstlenen hani birisi ve o yüzden hani başka şeylerle ilgilenmesine sanki sıra gelmiyor gibi yani bütün o görevlerini tamamlamaya çalışırken bu da benim hayatta böyle arada hani gidip böyle başını okşamak istediğim karakterlerden. <laughs> e ama evet yani tabii ki bir Phoebe, bir Rachel varken aklıma Monica en son gelecek kişi olur yani <laughs> o grupta. Hazır madem Şeyden, komediden girdik. Şunu bahsetmeden geçemeyeceğim tabii. Fleabag. ah Evet. Şimdi tabii Phoebe Waller-Bridge'in hit BBC dizisinin <laughs> karakteri Fleabag. Ardından bir sürü taklidi geldi. <laughs> evet. Yani bu dördüncü civarı yıkıp işte evet. kameraya doğru konuşmalar, işte bir dizi ters giden ilişkiler yaşayan ve işte kafe işleten özgür ve yalnız kadın tiplemesi aslında yani bize Fleabag'la geldi. Bunu ülkemizde de görüyorsak bu tipleme işte menşe şey bu yani. <laughs> evet, evet, tabii ki. Tabii ki. E, Fleabag çoğunlukla böyle kimsenin gelmediği bir kafe işletiyor. Yani sinek kafe. <laughs> e, Açık saçık fıkralar anlatmak istiyor ol, olmadık yerlerde ama diğer yandan da kaybettiği en yakın arkadaşının anıları onu adım adım evet. takip ediyor. Yaz tutuyor zaten işte mesela Fleabag'e yani belki komedi demek hani zor, zor yani evet. 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 komedi evet. çok çok, komik, çok güldüğüm söyle. çok sahne var ama ben Fleabag böyle düşündüm de genelde ağlarken hatırlıyorum. Ben de ben de <laughs> evet bayağı, bayağı ailesiyle yani. sorunlu bir ilişkisi var. Evet ama bu da çok cesur bu karakter. O yüzden seviyoruz onu. Evet. Yani hem Evet. kimiz ama bencil. Doğru. Evet. Ee, ama ama bencilliğinin de farkında. Bunda dolu dolu yaşıyor zaten. Ama yani, çok komik bir tip. Bilincinde mi? bunun yani. Ve çok komik. Yani ya. sevdiklerini de incitebilen bir tip. <laughs> evet. Bundan pişmanlık da duyuyor. <laughs> bu anlamda çok gerçek. Çok gerçek. Yani o anlam. Zaten sanırım herkesin bunca yıl sonra hala bir Fleabag 3. sezon olur mu diye beklemesinin ve Fleabag'de kendini bulmasının sebebi de bu. Yani çünkü hepimizden parçalar taşıyor. İşte o dürüstlük ve o gerçeklik sayesinde. Peki başka? Peggy olsun. Aa, mi? bir dakika ya affedersiniz bir dakika. Aynı. Peggy, Bunu, Peggy. Evet, bunu çok sevdiğini biliyorum. O yüzden açtım bu mevzuyu <laughs> evet, zaten. Evet, 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 evet. Şimdi Elizabeth Moss'u Don Draper'ın sekreteri olarak biz tanıdık. Evet. İlk başta. <laughs> Yeteneği, kararlılığı o korkunç eril diktatörlük altında. <laughs> Hele de o dönem 50'lerdeyiz. <laughs> evet ve herkesi böyle ezen reklam dünyasında kendini ispatlamış bir karakter. Evet. Bunu da sevmemizin sebebi bu. Evet ispatlaması da sezonlar sürdü. Orada da herhalde en sevdiğimiz şey Don'la aralarındaki muhabbetlerdi. <laughs> o dinamikti. Çünkü kariyer basamakları Teker evet. teker çıktı. Yani evet. bileğinin hakkıyla Evet aldı. Don'un da en büyük başarısı diyebilir miyiz Peggy için? Diyebiliriz ama <laughs> e, tabii diyebiliriz. Ama, Gerçi o sonra kendi kanatlarıyla uçtu, uçtu zaten ama ya bütün dizi aslında Peggy yani, yani aslında evet yani evet. hani John Hem evet Don Draper inanılmaz iyi ki girdi hayatımıza bu karakterle ve mesela yine başka hiç kimsenin canlandıramayacağını düşündüğüm başka Hı -hı. kimseyi orada hayal edemeyeceğim birisi John Hem. Peki şey var ee, bir, ama de o John, Peggy dizisi bir de yani. John var tabii John'dan da bahsedebiliriz biraz çünkü John, John da aynı daha şekilde. gösterişli. Güçlüyse güçlünün güçlü. bir karşılığı o da O çünkü onu tanıdığımızda zaten otoriteye sahip var olduğu pozisyondaki Doğru. en otoriter kişi o. Ama John daha gösterişli biraz John, daha yırtık çok. girişken bir karakter evet. ama her ikisi de yani gerek Peggy gerekse John ikisi de yanlış kararlar verdiler, verdiler. eksikleri olan verdiler. insanlar. Ama her seferinde küllerinden doğabilmeyi başarabilmiş evet. iki kadın. John belki de aslında Peggy'den daha çok hani o dönemin bir özeti bir yansıması gibi zaten hani o dönem kadınların başına gelebilecek şeylere dair hani John'un hikayesinde çok fazla şey görüyoruz. Hem işte kocasıyla ilişkisi daha sonra müşterileriyle ilişkisi, patronuyla ilişkisi vesaire kadınların yaşadıkları zorluklara dair. Peggy biraz daha tabii ki Peggy'ler de var ama daha bir hayal ürünü, daha böyle bir örnek gösterilen hani birisi o işte başarısıyla vesaire o kendini birazcık daha böyle kapalı tutmayı başaran kendini daha güvende tutmayı başaran bir karakter John daha ortada ama ee, peki de sonunda mesela şirketi artık onun ihtiyaçlarının yanıt vermeyince istifa etmeyi göze aldı evet, yani cesaretini evet, ispatlamış evet, bir karakter evet, o da evet ben bir de bir 80 girmek istiyorum burada tabii ki Carrie değil Samantha benim için oradaki kesinlikle katılıyorum sana evet, benim de evet, Samantha evet, evet. Yani ben bu arada yani Miranda Hobbes karakterini de hani çok seviyorum. Yani kendime de. de belki en yakın gördüğüm karakter o. Ama bir Samantha olmayı çok isterdim hayatta. Yani bunu seks ve cinsellikle ilgili olarak söylemiyorum. Onun sadece Yo, özü, hayatta özü, özü, bir olmakla özü ilgili sözü bir, şey bir olmakla ve istediklerini çok rahat ortaya koyabilmekle Arzularını ilgili söylüyorum. Arzularını e, beyan edebilmekle ilgili. Bir kadın ikilisine evet. daha girmek istiyorum. O da Downton Abbey. Ah evet. <laughs> Lady Mary ve Lady Violet. <laughs> Maggie Smith ve Michelle Dockery. Onlar da yani hem böyle işte babaanne torun olan hani ilişkileri ama onun haricinde iki kadın ayrı ayrı yani Daha işte e, aynen ailenin iki böyle hani güçlü kadını olarak hani duruşları işte özellikle Lady Mary'nin aileyi yeni yüzyıla hani davet eden o böyle yenilikçi bakış açısı Violet'ın da hani tamamen işte o geleneklerine bağlı ve hani ama yine de hani espri anlayışını asla yitirmeyen hani duruşu benim çok çok sevdiğim iki kadın onlar da bahsini geçirmek istediğimiz birkaç isim var. Bunlar sizlerden de gelen isimler zaten. Mesela Hannah Horvath, Girls, Lena Dunham'ın karakteri. Bu güçlülük anlamında değil ama bahsedilmesi gerekenlerden biri olarak. Molly Weasley, Harry Potter'lardaki Molly Weasley, bu Ron'un annesi rolündeki. Ondan sonra Brienne of Tarth. Ve Lyanna Mormont yani Game of Thrones'da da benim aslında sanırım hani böyle en hani sevdiğim iki karakter olabilir. Evet Brienne of Tarth özellikle. Evet evet yani o da mesela baştan sona ne kadar böyle örnek alınması böyle dürüstlüğüyle o da böyle güçlü ince ruhuyla. Sevgisiyle yani, kesinlikle chef Aynen yani Jamie Lannister'ı belki de yola getiren kişi belki de değil. Yani birebir öyle Jamie ondan çok şey öğrendi. Bir de küçük oyuncumuz Liana Mormont'u da yani tabii. böyle inanılmaz yani respect var önünde eylesin var benim de bütün o diğer lordlarla beraber. Bunun haricinde Diane Lockhart tabii ki tabii yine ki. bir The Good Wife The Good Fight gitmek gerekirse The Good Fighter tamamen onun üzerine kurulmuş bir spin-off The Good Wife'ın spin-off'u Diane Lockhart'ı da Kristin Baranski canlandırıyor. Efsun karakterinden bahsedildi. Çukur'da onda Damla Sönmez'in hayat verdiği bir karakter. Avlu kadınları başta da Demet Evgar olmak üzere ondan bahsedildi. Demet Evgar'ın karakteri Deniz. Ya ee, bu da çok güzel. ikinci Bahar. Hı. Bu senin tanıdığın birisinden geldi Defne bu arada bu cevap. Meral Okay, Kasap Melahat. Bu da mesela anılanlardan biriydi. İkinci Bahar da çok güzel yani yerli Zana diye seven Kasap Melahat. Evet. <laughs> mesela aynen. Ondan sonra yeah. Sydney Bristol geldi. Ben Elias pek izlemedim bu Jennifer Garner'ın hani dizisi. Sen yani ben <laughs> onu ben kaçırdım o furyayı. E, ama o da e, birkaç kere birkaç kişi tarafından hani önerildi. Aydan Şener'in Çalı Kuşu karakteri. Hürrem tabii ki Meryem Uzerli'nin e, muhteşem yüzündeki Hürrem'i. Bu benim de yine kaçırdığım e, otobüslerden diyeyim. <laughs> Erşan Kuneri'deki nazlı karakteri Çağlar çağlar Çorumlu. <laughs> bu da sanırım espri olsun diye gönderilmiş ama komik mi komik evet. Bunu da seveceksin bu kimden geldi bilmiyorum. Kartallar Yüksek Uçar Selda Alkor e, hanıma. Hanıma tabii. <laughs> evet. Defne'nin aslında bizim bütün bu podcast'in başlama sebebi kartallar yüksek uçar olabilir mi ya da yani evet. başlangıç konularımızdan bir biriydi. Bir tanesi buydu ve evet, evet. Hanım ağa karakteri önemli bir karakter belki de ekranda ilk gördüğümüz iş yaşamında kadın temsili bakımdan önemli. Ya evet. işte evet kesinlikle onun altını çizdik. Merve Aksak ufak tefek cinayetler Aslan Gürbüz. Ben onun da sadece orijinalini seyretmişim. <laughs> bu böyle kitabı daha güzeldi demek ki böyle bir şey. Polly Gray, Peaky Blinders, Helen McCrory. Ben Peaky Blinders pek sevmiyorum. Bu konuda da hep taşlanıyorum ama e, Helen McCrory'yi seviyorum. seviyorum tabii ki. <laughs> Allah rahmet eylesin diyelim ona da buradan. E, tabii ki Meredith Grey var. Grey's Anatomy. Evet. evet. Ama benim burada yani Grey's Anatomy'den birisini söylemem gerekiyorsa o da Bailey olur tabii ki. Yani çok güçlü bir karakterse o tabii Meredith'in de başına neler geldi. Ama onları say say bitmez biliyorsunuz. 19. sezon devam etmekte şu anda. Son yazdaki Yağmur Kara karakteri söylendi Hafsanur Sancak Tutan. O da jenerasyonun en böyle başarılı oyunculardan en son Dünya ile Benim Aramda da izledik kendisini. Geleceği baya parlak. Çok da güzel bir kız. Ee, iyi i̇yi gidiyor. İstanbul'u gelen Esma Sultan'ı zaten söylemiştik. Behzat Ç'nin sunası Mine Tugay. Ee, Behzat Çey de tabii anılası dizilerden. Ee, Virginia Johnson Masters of Sex. Buna da çok katılıyorum. katılıyorum. Benim çok severek izlediğim bir diziydi bu arada. Lizzie evet. da böyle sevdiğim bir oyuncu. Güzel başlamış bir diziydi. Sonra biraz böyle o da yani gücü düştü. Ama ben sonuna kadar valla bayağı ilgiyle seyrettim. Hani onu da. Kim Wexler tabii ki Better Call Saul. Bu sene amacına ulaşamayan emirlerdi. Hakkı yenenlerdi. Hakkı yenenlerdi ama sene bakalım tuttuğunu koparacak inşallah. Bilmiyorum. Dicle ve Feris menajerimi ara. Asen Eroğlu ve Canan Ergüder bir de bir Jessica Pearson geldi son anda Suits dizisinden Gina Torres'in canlandırdı. Suits de benim böyle bir süre izledim ama sonra olmadı çünkü hep aynı kendini biraz tekrar etmeye başlayan bir dizi oldu. Son olarak da Carmela Soprano, Edie Falco. Ee, inanılmaz yani o da kesinlikle şahane bir karakter gelişimi izlediğimiz Zaten yani işte dünyanın en iyi dizisi diyebileceğimiz bir dizi Sopranos. Ben orada bir de Livia Soprano yani hani Tony'nin annesine küçük bir hatırlamak istiyorum kendisini. Nancy Marchand onu da Allah rahmet eylesin. <laughs> Çok o da şahane bir karakterdi bence. E, bunlar sizlerden gelenlerdi. E, teşekkür ediyoruz bize yazdığınız için. Biz bir sonraki bölümde size yine sorular ileteceğiz. Bakalım alacağız cevaplarınızı. Şu an söylemiyoruz ne olduğunu. Artık Instagram'da buluşuruz. Ama bu çok zevkli oluyor. Evet. Ben buna devam edelim. Değil mi? Bence de. Kesinlikle. Televizyona unutulmaz anlar kazandıran kadın karakterlere değindik bu bölümde. Bize bütün fikirlerinizi istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Mail de atabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan da ulaşabilirsiniz. Çok memnun oluyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.